Ben de hastanelerden randevu almaya çalışıyorum. Alamayınca özele gidiyorum. Gitmiyor, gitmeyebilir. Hastalanır, işi çıkar, gitmez. İptal etmeyi ne bilmiyor, çoğu internetten giremiyor zaten. 182'den alıyorlar. Yani bunu bilmiyor mu yani, bunu yönetenler görüyorlar. Onlara sorsanız da yani daha iyi olmaz mı? Ben de diyorum ki vatan ne doğru gidiyor ki, o doğru gitsin. Kesinlikle bu bir kul hakkı ihlalidir ama yani gitmemesinin altındaki sebebe de bakmak lazım. Belki çok acil başka bir işi vardır. O da olabilir ama gitmemesini tümüyle baktığınızda kesinlikle yanlış. Çünkü alamayanların hakkına giriyor. Zaten alanlar da çok uzun süreli alabiliyorlar artık. Almak da zaten zor. Ama yaptıkları son derece yanlış. Sıkıntılı. Toplumun genel sorunu vurdum duymazlık, umursamamazlık, başkasını düşünmemek, hep ben demek, önce ben demek, ilk ben demek. Bunlar yani başka bir şey değil. Bencillik başka bir şey değil. Vallahi aynı dertte müstaribim, yani tesadüf oldu. Bir türlü randevu alamıyoruz. Ama medeniyet gereği aldığımızda gitmeyeceksek de iptal etmemiz lazım ki bir başkasının hakkını ihlal etmeyelim. Ama işte bazen insanlar duyarsız oluyor. Yani bunu öğrenmemiz lazım ki rahatlıkla tedavimizi olalım. Emekli olduğum için mecburen devlet hastanesine gidiyoruz. Hatta şu anda özel dişçiden geliyorum, randevu alamadığım için. Yani daha bir dakika oldu, özel dişçiden geliyorum yani. Yani yetkililere yapacağı bilemiyorum yani, organizesi onlara ait tabii ama vatandaşın mutlaka duyarlı olması lazım yani. Hastane randevusu bayağı sıkıntı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ya yoğunluktan ya da bazı işgüzarların alıp randevuyu da gitmemesinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanıyor. En son ortopediden bir randevu düşünmüştüm. 2 ay sonrasına falan gün vermişlerdi. Zaten gitmedik de, o zamana kadar da iyileşmiş olduk. Artı diş konusunda bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Dişte herhangi bir randevu alamıyoruz. Randevu aldığımız zaman da öncelikle gidiyoruz, kontrolümüzü yaptırıyoruz. Tekrar bir randevu daha. Dolgu için bir randevu, çekim için bir randevu. O şekilde bir sıkıntılar yaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yakın çevremizden de biliyoruz. Hastaneye gidip de en ufak bir ağrıda, en ufak bir rahatsızlıkta ben gidiyorum doktora, ben gidiyorum. Yani bir hafta içinde üst üste 7 defa randevu alan insanları biliyorum. Çok saçma sapan bir şey. Ayrıca de tabii randevu gitse de gitmese de isteyenler oluyor. Randevu almaya çalışanlar oluyor. Onlar da gitmiyor. Tabii onlar da bizim için sıkıntı. Önümüzdeki yeri kaplıyor. Allah akıl fikir versin diyorum. Ne diyeyim?